Türkiye'nin televizyonlarından herkese merhaba. Berkay Birgeç'te Türk Dünyası programına hoş geldiniz. Bugün sizinle çok farklı bir noktaya gideceğiz. Sibirya'ya gideceğiz. Daha önce Berkay Birgeç'te Türk Dünyası programının ilk bölümlerinde Kırım'a gitmiştik, Kırgızistan'a gitmiştik, Doğu Türkistan'a, Kazakistan'a gitmiştik. Fakat bu sefer Sibirya'ya gideceğiz. Programımızda Sibirya'yı anlatması için çok önemli bir konuğumuz var. Kendisi Türk soyda Sibirya uzmanı olarak çalışıyor. Sayın Doktor Timur Devletov. Hocam doğru söyledim değil mi ismi? Evet. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de iyisiniz. Sağ olun hocam. Biz de çok iyiyiz. Hocam öncelikle sizi bir tanıyarak başlayabilir miyiz? Kendim Hakas Cumhuriyeti'ndenim. Hakas Cumhuriyeti Rusya Federasyonu içinde Sibirya topraklarında bulunur. Altay Dağları'nın kuzey doğu yamaçlarında işte Yenisey Nehri var. Ee, Türk tarihinde önemli bir yere olan. Yenisey aynı zamanda dünyada en büyük dördüncü nehir. Ee, Oran orta havzalarında bulunur. Ee, bir de eski Türk tarihinde de önemli bir yeri olan Kögmen Dağları var. Günümüzde Sayan Dağları olarak biliniyor. İşte Altay'la Sayan Dağları arasında uzanan Hakas Minusinsk Vadisi var. O topraklarda yaşayan e, yerli Türkler ezelden beri orada yaşıyorlar ve Birçok e, arkeolojik kültüre de isim kaynaklarını yapmış olan kadim e, topraklardır orası. E, aynı zamanda işte e, araştırmalar yapıyorum. İşte şamanizm konusunda araştırma yapıyorum. E, Türklerin geleneksel inançları konusunda e, ve Türk soyda da çalışıyorum e, Sibirya uzmanı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Destanlar zaman, üzerinde, mitoloji üzerinde. Hem şamanizmi hem de destanları programın ilerleyen kısımlarında değineceğiz ama ondan önce Hakas Cumhuriyeti'ni çok merak ettim hocam. Biraz Hakas Cumhuriyeti'nden bahseder misiniz bize? Şu anki durumundan mesela. Hakas Cumhuriyeti Rusya Federasyonu içinde toplam 22 cumhuriyet var. Hı hı. İşte bunlardan birisi işte Türk Cumhuriyetleri var. Bunların önemli bir bölümü. E, aşağı yukarı 11 tane cumhuriyete Türk Cumhuriyeti diyebiliriz e, Rusya Federasyonu içinde. Bunlar birer federe devlet e, resmi dilleri var. İşte Hakas Cumhuriyeti'nin anayasasına göre resmi dili iki tane var. E, birisi Hakasça, birisi Rusça. Yani Hakas Türkçesi ve Rusça. E, başkent Abakan, e, ayı kanı anlamına geliyor. E, çok eski bir yerleşim, Hunlardan itibaren yerleşim yeri olarak geçiyor. Milattan önce 3. yüzyıl. Zaten e, Hakasların ataları, ataları olan Yenisey Kırgızları e, önce 3. yüzyıldan itibaren geçiyor Çin kaynaklarında ama son gelişmelerde e, Kırgızistan e, Kırgız Cumhurbaşkanı'nın resmi sayfasından duyurulmuştu bu. Hı hı. E, Çin kaynaklarında 8 asır daha eskiye gitmiş. Dolayısıyla, dolayısıyla e, yani Türk halklarının içerisinde Yenisey Kırgızları var ve Yenisey Kırgızların adı Eskiden milat önce 3. yüzyılda, şimdi milattan önce 10. yüzyıla kadar e, gitmiştir. E, ya da 11. yüzyıla kadar gitmiştir. Bu da e, aşağı yukarı e, Chu ya da Zhou dediğimiz e, hanidenle denk geliyor. Çin e, tarihinde önemli bir haniden, e, kuzeydeki, yani Çin'e göre tabii, kuzeydeki e, göçebe e, kavimlere, e, işte Altay kavimlerinde diyebiliriz bunlara, e, tarihi bakımından önemli bir e, yeri olan bir dönem bu. Bir hanedan. O yüzden o döneme ait olan kayıtlar önemli. Türk tarihi de önemli. Aç, bakımından önemli. Tabi bu alanda araştırmalar devam ediyor. Hakas Cumhuriyeti'nin içerisinde toplam aşağı yukarı 600 bin nüfus var. Bu 600 binin içinde %15 civarında yerli Hakas Türkleri oluşturuyor. %15'ini. E Hakas Cumhuriyeti'nin içinde 8 bölge var. Bu 8 bölgenin içinde iki bölgesinde Hakaslar var. Bunların içerisinde bir bölgesinde yarı yarıya. Siz orada doğdunuz? Ee, orada Do büyüdüm, orada yetiştim. Ee, ama doğma yerim eee Isıkköl bölgesi, Kırgızistan. Hı hı. Ee, daha sonra oraya göç ettik. Hakas Cumhuriyeti'nin e, hemen batısında Kemerovo bölgesi var. Kemerovo bölgesinde de gene e, Türk halklarından kardeşlerimizden Şor e, Türkleri var. Ee, daha biraz gene aynı bölgede daha güneyde güney güneybatıda Altay Cumhuriyeti var. Altay Cumhuriyeti'nin kuzeyinde de eee Teleutlar yaşıyor. Eee bölgesinde Hakas Cumhuriyeti'nin güney e, doğusunda da Tuva Cumhuriyeti. Başkenti Kızıl. E, Altay Cumhuriyeti'nin başkenti Dağlık Altay. E, aşağı yukarı bu e, birçok yani çok sayıda Türk e, halkının ya da toplumunun hı hı. E, yaşadığı bir coğrafya e, ki birçoğunda e, birçoğumuz bilmiyor. Yani Hocam hiç şey, ya da hiç duymamış. şey sormak istiyorum. Yani Türk dünyasında bir Rusya'nın bir baskısı olduğu çok aşikar. Yani çoğu yerden bunu görebiliyoruz. Kırım işgali'nden de gördüğümüz gibi. Rusya'nın içinde yaşayan Türk topluluklarına Rusya'nın davranışı nasıl? Yani çok müdahaleci mi davranıyor? Orada bir baskı var mı? Çünkü bu Türkiye'de çok bilinen bir olay değil. Siz ne dersiniz bu konuda? Yani Rusya Federasyonu'nda Cumhuriyetler en üst atıyor olarak biliniyor. Cumhuriyetler işte demin dediğim gibi birçok var. Bir de onun dışında bölgeler var. Hı hı. Onun dışında eyaletler var. Federasyon olduğu için. Cumhuriyetler de yani resmi dil Hakasça ve Rusça. Ya da mesela Tataristan'da da iki resmi dil. ...bir Tatarca, Tatar Türkçesi, bir de Rusça. Böyle bir uygulama var, federasyon olması sebebiyle. Hı -hı. E, Tatarca öğretiliyor, e, dil olarak, ders olarak. E, bazı bölgelerde, mesela güçlü olan bölgelerde, e, cumhuriyetlerde, e, zorunlu olarak öğretiliyor. E, bazı yerlerde de güçlü olma olmadığın zaman. E, yabancı dil olarak seçmeli ders Anladım. olarak ama ana dil olarak öğretiliyor. Ya şey merak ediyorum orada yaşayan halklar memnunlar mı hallerinden yani e, Rusya ile birlikte yaşamak denir sanırım buna yani Rusya ile birlikte yaşamaktan herhangi bir rahatsızlık duyuyorlar mı? Yani öyle bir araştırma yapılmış mı onu bilmiyorum ya Böyle sosyolojik M araştırma yapılmış mı bilmiyorum ama e, herkesin mutlu olması ya da herkesin mutsuz olması. Zor yani tamam. bunu bir sosyolojik araştırma olarak ortaya ko konabilir, koyabiliriz ancak. Ee, yani bu konuda e, yani birçok memleket araştırma yapılmış mı, yapılmamış mı onu da bilmiyorum. Anladım. Ee, yani Rusya'nın içinde ama Rusya'nın içinde federasyon Hı -hı. sözleşmesi var. Bu federasyon sözleşmesinde bütün cumhuriyetler imzalamış. Tataristan, Çeçenistan e, vesaire hepsi imzalamış e, ve o federasyon sözleşmesine göre... ...işlemler yapılıyor. Aha bundan beş yukarı, beş aşağıya e, sapmalar olabiliyor. Tabi. E, sonuçta yüzde seksen üç çoğunluk Rus, etnik Rus. E, böyle bir ortamda, e, yani e, dünyanın en güçlü e, ne diyor ona, devletlerinden biri olan e, Rusya e, da e, bu dengeler çok hassas. E, ama resmi olarak e, işte Tatarlar da. Tanınıyor. Kimlikleri de yaşa ya yaşıyorlar. Kimliklerin dillerini de yaşıyorlar. Ee, ama son dönemde şu da oldu. Mesela e, şunu da söyleyeyim. E, Tatarca mesela ya da Başkurtça zorunlu dil idi. E, şimdi federasyondan böyle bir e, talepler geliyor. O e, Rusya'nın dışındaki diğer diller zorunlu olmasın. Mesela Ruslar için hı hı. ya da başkalar için ya da kim istemiyorsa öyle e, dilsel politikalarla ilgili bunlar dönem dönem değişiyor. Sovyetler de böyleydi. Mesela Sovyetler zamanında bir dönem e, daha bir sıklaştırma politikası izlenmiştir. Bir dönem daha bir e, özgürleştirme politikası izlenmiştir. Mesela Yeltsin döneminde e, daha bir özgürleştirme politikasına doğru gidilmiştir. İşte istediğiniz kadar özellikli kalabilirsiniz şeklinde. Ee, bu dönem dönem değişir. Yani e, şu andaki durum sürekli böyle olacak diye bir şey yok. Ee, ya da tam tersi. Yani hep hiç değişmeyecek diye bir şey yok. Yani dolayısıyla e, anadilde ki her memlekette bunu sağlamakta zor. Anadilde eğitim büyük bir problem. Bu e, bütün ülkeler için geçerli. E, bu e, böyle bir problem varken anadil diye bir problem varken. Bu ana dillerin korunması diye bir problem de var. Zaten e, bu senede Birleşmiş Milletler e, uluslararası e, yerli diller e, yılı ilan etmiştir. Yani bu kapsamda e, birçok çalışmalar yapılıyor. Bu Her ülkede yapılıyor. Buna Rusya'da dahil. E, ta, e, yerli dillerin tanıtılması için, korunması için ne yapılabilir e, şeklinde yapılıyor çalışmalar. Ama bu tabii... Sonuçta bunlara karar veren siyasiler. E, siyasiler de nereden etkileniyor? Tabandan etkileniyor, seçmenler etkileniyor. Seçmenler etkilediği zaman baskı grupları oluşuyor e, vesaire. Bunların e, bunların da bunların etkisinden bağımsız değil e, karar veren, e, siyaset kararı veren ya da e, yasa koyucu. E, onlardan e, soyut değil bütün bu süreçlerden. E, ama e, günümüzde itibariyle Hakasya'da iki tane resmi dil var. Bu yüzde yüz uygulanabiliyor mu, ya da yüzde yüz uygulanamıyor mu? O ayrı bir problem. Yani orada da problemler var. Ee, tamam mı? ama Ama e, ne diyorlar? Hukuk e, düzleminde baktığın Hı -hı. zaman, e, baktığımız zaman e, resmi dil hakasça varıcı. E, mesela e, yerleşim isimlerinin, e, pardon yerleşim yerlerinin isimlerinin e, ne diyorlar? Duplikasyonu problemi var. Yani bu ne demek mesela herhangi bir yerleşim yeri varsa ve bu yerleşim yerin, yerinin a, resmi dilin dışındaki bir dille adı varsa ve biliniyorsa en azından lokal e, nüfus yerli nüfus tarafından o zaman onun e, ikinci bir adını koymak koymak lazım diye görüş var. Buna karşı çıkanlar da var e, ama sonuç itibariyle bazı e, trafik tabelerinde iki isim var. Yani iki dilde isim var. Bazı tabelalarda bir isim var. Yani bu e, orada bile bir yani böyle e, bu sadece beyaz bu da siyah demek çok zor. E, çünkü girift bir konu. E, karmaşık bir konu. Anladım hocam. Türk soyda çalışıyorsunuz. Orada Sibirya uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Sibirya konusuna gelmeden önce Türksoy genel olarak ne yapar hocam? Yani herkesin bildiği bir Türk Soy tanımı illaki vardır ama bir de sizden direkt Türk Soyda çalışan görevli olan birinden dinleyelim. Türk soy ne tür çalışmalar yapıyor? her şeyden önce şunu söyleyelim. Türksoy'un Türk Soy'un baş genel merkezinin bulunduğu yer Ankara şehri, Türkiye'nin başkenti. Resmi dili Türkiye Türkçesi. Ee, üye sayısı 14. Bunların içerisinde Rusya Federasyonu içinden de e, bu federe devletler dediğimiz devletler de üyedir. Bunlar hepsi resmi olarak e, var yani yer alıyorlar. Yani gizli kapaklı şeklinde değil. Açık ve herkes de onu bakabiliyor, görebiliyor. İnternette resmi internette resmi sayfası da var. E, TürkSoyun oraya girip herkes üç dilde takip edebiliyor. Yani olup biteni, neler oluyor, neler yapılıyor, hangi çalışmalar yapılıyor şeklinde ve oradaki üyeler de gizli değil. Yani dolayısıyla Rusya Federasyonu içinden altı e, 6 tane cumhuriyet ki bunlar Türk cumhuriyetleri. Eee 6 tane cumhuriyet bunları sayalım. E, i̇şte Altay, e, Başkurdistan, e, Tataristan, e, Hakas, e, Tuva e, ve şey Sahayakut e, Yakut. Cumhuriyeti. Bunlar üye. Çeşitli dönemlerde üye olmuşlardır. Başvurmuşlar resmi olarak ve eee Türk kültür, e, e, Türk e, ülkeleri, e, Türk soy üyesi ülkelerin kültür bakanlıkları daimi konseyi esnasında toplantılar yapılıyor periyodik olarak. E, orada karar alınıyor, onaylanıyor ya da onaylanmıyor. İşte onaylandıktan sonra onlar birer üye olarak girmiş oluyorlar Türk soyun içine. Tabi bunun hukuki boyutu var, o daha bir karmaşık. E, dolayısıyla Rusya Federasyonu içinde olmasına rağmen ya da olmasıyla birlikte, Altı tane cumhuriyet, e, Türk soyun içinde de üye, gözlemci üye. E, yani bu önemli bir şey. Yani bu, yani bu, bunun e, yaşatılıyor olması ve bu cumhuriyetlerde yaşayan e, sanatçıların katılabiliyor olması e, hem dünya çapında hem Türkiye'de hem Türk dünyasında hem Orta Doğu'da e, Türk kültürünü tanıtmaları e, o bakımda önemli e, bence. Ha son dönemde 2015'ten itibaren e, resmi e, ne diyor ona, resmi ilişkiler dondurmuş vaziyette ama koparılmış ya da iptal edilmiş değil. Yani hiç kimse resmi olarak şu anda Türk Soyun içinden çıkmış değil. E, ama ilişkiler dondurmuş. Hı. Fakat buna rağmen e, gene o demin de dediğim gibi yani sadece ak ya da sadece kara diyemiyoruz bu meseleyi. Çünkü Karmaşık bir mesele, çok katmanı var. Çok tabii tabii şey ben var. ben aslında zaten efendim. merak ettim Türk soyu Türk dünyası için neler Hı -hı. yaptı? Yani e, Türk dünyası için olan çalışmalar neler? Onların merak ediyorum ha. ben. Türk kültürünün e, ve sanatının korunması, e, araştırılması, incelenmesi, e, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması Hı -hı. aşağı yukarı basit olarak e, böyle tanımlayabiliriz. E, bu bağlamda hem üye ülkelerinden işbirliği içerisinde giriliyor üye ülkelerle. Kurucu üye ülkeler var. Kültür Bakanları oluşturmuş ve aynı zamanda Türksoy 1993'te kurulmuş. Kurucu sözleşmesi de 12 Temmuz 1993'te imzalanmıştır. Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da. Ve dolayısıyla Türk dünyasında Türksoy diyebilirim ki en köklü, en eski uluslararası kurum ve en kalıcı ve somut haline gelebilen ve somut e, çalışmalar üretebilen. Yani onu başka bir ifadeyle de şu şöyle e, söyleyebiliriz, tanımlayabiliriz. E, yapıcı sözlerden somut işlere dönüşebilen. Bir, yani sadece konuşmuyor bir yanda icraatta Evet icraatta bulunabilen edersiniz. bir kurum. Nadir kurum. E, dolayısıyla önemli de bir kurum. Ve üye sayısı itibariyle bütün ortak Türk kurumlar içerisinde ayrı bir yeri var. Çünkü 14 tane üyesi var. Ee, yani e, faaliyetleri bakımından faaliyet kapsam alanı bakımından ı, önemli e, ve tabii ki bu yeterli mi değil bu daha da geliştirilmesi lazım e, daha da e, yani e, kapsam alanının genişletilmesi lazım e, iliş, e, ilişkilerin derinleştirilmesi lazım araştırmaların araştırmalara akademik araştırmalara ağırlık verilmesi lazım hı hı. E, çünkü ee, bu da bir süreç. Yani sürekli böyle olacak diye bir şey yok. Yani her e, tür gelişme olabilir. Dolayısıyla bugün imkan varken çalışmak lazım. Ee, bence. Hocam şimdi Türk dünyası dediğimiz yer çok büyük bir coğrafya. Yani Doğu Türkistan'dan başlayan, e, Türkiye'ye gelen Balkanların bir bölümü e, Kırım, Kıbrıs, Azerbaycan, Türkmenistan. Yani çok büyük bir coğrafya. Böyle büyük bir coğrafyada elbette ki Türk soy gibi dernek demek doğru ee, uluslararası kuruluş uluslararası İploatik. kuruluşların Hı. olması çok önemli. Türksoy biraz bu konuda yalnız mı kalıyor yani diğer devletlerde Türksoy kadar sizin dediğinize göre Türksoy kadar çalışan başka uluslararası kuruluşlar yok mu yani Türksoy'un çalışmaları ya şimdi çok çalışırsınız ama alan çok büyük olduğu için yetersiz kalabilirsiniz. Ve bütün bu çalışmalarınız diğer bütün coğrafyayı etkilemeyebilir. Eğer Kazakistan'da da Kırgızistan'da da Türksoy gibi çok fazla yani iyi çalışan şirket, şirket değil, uluslararası kuruluşlar olsa daha mı fazla etkili olur? E, tabii daha fazla. Nitekim yani aynı alanda birkaç kuruluş değil de Birkaç örgüt değil de farklı farklı alanlarda e, Türk dünyasının e, kuruluşları var. Yani mesela Azerbaycan'da merkezde bulunan işte TürkPA var. E, aynı zamanda işte e, Türk Kültürü e, Mirası Vakfı var. E, i̇şte Türk Akademisi var e, Kazakistan'da merkezi bulunan. işte Türk Keneşi dediğimiz bir e, örgüt var uluslararası e, diplomatik. İstanbul'da merkezi var. Yani bu çalışmalar yapılıyor ama e, yeterli mi değil? Aslında bunu soruyorum. Yani, işte, i̇şte daha yeterli fazla. Yeterli olması için neler yapılması gerekiyor? E, i̇şte bu e, yavaş yavaş e, işte e, kültür insanlarının, sanat insanlarının e, ve elbet ki siyasi e, siyasete siyaseti belirleyen insanların bir araya gelmesi, e, ortak kararlar alması, e, bir is e, yol haritası üzerinde e, mütabakata varması. Bu sürecin sağlıklı işlemesi bakımından Hı. önemli tabi bence yani böyle bir şeyin yapılması önemli zaten işte başka üyeler de girebilir çünkü yani Türk dünyası dediğiniz gibi çok büyük çok karmaşık birçok katmanı var ve kesinlikle kesinlikle bu saydığım örgütlerden de ibaret değildir ya da sadece bu örgütlerde de temsil ediliyor değildir. Yani e, Türk soyu büyük, 14 tane üyesi var ama Türk dünyası 14 tane büyüktür. Hı hı. Yani böyle diyebiliriz. Yani çünkü hocam insan e, üzülmüyor değil, birbirimizi tanımıyoruz. Yani oradaki yaşayan insan da Türk'üm diyor, buradaki yaşayan insan da Türk'üm diyor. Fakat e, gelenek göreneklerinden tam haberdar değil. E, yani oradaki insanlar nasıl günlük hayatta ne iş yapıyorlar, nasıl yaşıyorlar. Türkiye'de yaşayan bir insan bunu bilmiyor. Ya bunu biraz daha insanların birbirine kaynaşması için sordum diyelim. Tabii tabii o önemli. Yani insanların Türkler daha Türkleri tanımıyor. Evet yani. Yani biz bizi tanımıyoruz. Hı. E, dolayısıyla e, biz bize bizi anlatmamız gerekiyor. Tam yani Tamam bundan e, bahsediyorum. Bunu e, yapmadığımız e, bu çünkü daha geçmişte çeyrek asır var. E, çeyrek asırda her şey hallolsun istemek biraz şeydir. Hayal, hayalcı olur yaklaş, yaklaşım olarak. Çünkü bu bir uzun süreçtir. Yani biz belki görmeyebiliriz torunlar işte daha sonraki nesiller bu konuda çalışmalar yaptıkları zaman Türk kültürün ve sanatın alanında çok daha yükseklere varabilirler. Onları götürebilirler. Nitekim bu etkileşim sadece Türk dünyasıyla da kapalı değil. Yani bu Türk olmayan dünya da var, gayri Türk dünyası var, gayri Türk dünya var. İşte onlarla da etkileşime girmek. Ya dolayısıyla dünyayla, dolayısıyla insanlıkla da etkileşime girip, yani soyutlanmış, yan, ne diyor ana böyle inzivaya çekilen bir Türk dünyası değil. Aktif bir Türk Aktif bir tür dünyası. Herkesle etkileşim içerisinde. Yani bu sene mesela biliyorsunuz hem yerli diller yılı. Birleşmiş Milletler tarafından ilan hı hı. edilen bu çok önemli bir şey. Aynı zamanda e, Türkiye ve Rusya karşılıklı e, Kültür ve Turizm Yılı, İşte bu kapsamda değişik değişik etkinlikler e, yapılıyor. E, bu kapsamda da Türksoy e, daha yeni St. Petersburg'da bir konser e, gerçekleştirdi e, ve Türk dünyasından gelen ve Rusyalı sanat e, sanatçılarla bir araya gelip e, Türk kültürünü Türk eserlerini ya da Türk bestecilerinin meydana getirmiş olduğu eserleri icra ettiler ve böylece e, Rusya'nın eski başkenti e, St. Petersburg'da tanıttılar birkaç yerde, birkaç konser vermek suretiyle. E, bu, yani dolayısıyla böyle içine kapanık bir tür dünyası değil, e, sürekli e, farklı farklı boyutlarda, farklı farklı e, ülkelerle, toplumlarla e, işbirliği yapan, onlarla temasla geçen, onlarla işbirliği yapan bir yapı bir sosyal oluşum bir süreç diyebiliriz. Hocam Türksoy'da Sibirya uzmanı olduğunuzu konuştuk biraz önce. Sibirya da öyle çok bilinen bir yer değil. Yani böyle Sibirya daha çok insanların bilmediği bir nokta. Bize biraz Sibirya'dan bahseder misiniz? Yani Sibirya'da neler oluyor diyebilir miyiz daha doğrusu? Sibirya hani böyle Sibirya deyince genelde insanlar Sibirya soğuğu. Evet. İki Sibirya kömürü diye biliyorlar. Ee, bir de hiç orada yaşam olmaz, çok soğuk bir bütün bilgi bundan ibaret evet. Sibirya ile alakalı. Oysa ki Sibirya coğrafyası Türklerin ana vatanı. Ee, yani ata yurdu e, şeklinde ifade edebiliriz. Ve e, mesela eski Türklerin e, yazıtları ilk defa e, Hakas topraklarında bulundu. Yani Sibirya coğrafyasında bulundu. 1721'de. 1721'de Alman asıllı bir e, araştırmacı e, Messerschmitt, o geldi ve araştırmalarını e, yaptı. İlk kayıtlarını o geçti, yani ilk kayıtlarını o ge gerçekleştirdi. Daha sonra e, bu e, yani bu, des e, bu yazıtların çözümlenmesi süreci ayrı bir süreç. O da e, iki asır sonra e, gerçekleşiyor. 1893'te e, gerçekleşiyor. Burada da hem e, günümüz Moğolistan topraklarındaki hı hı. eski Türk yazıtları önemli. E, hem e, Yenisey topraklarındaki e, ya da Güney Sibirya'daki hem Altay hem Tıva e, hem e, işte e, Hakas topraklarını e, kapsayan bir e, bölgeden bahsediyoruz. E, orada da e, çok sayıda yazıtlar var. Yani aşağı yukarı toplamda e, 400 civarında Yenisey Kırgızları'na ait olan yazıtlar var. Eee 40 civarında e, göktürklere ait olan yazıtlar var. Bunun dışında Uygurlara ait olan yazıtlar var. Uygur e, kanlığı döneminde e, dikilmiş olan. E, bir de Kurkanlar'a ait ya da Kurkanlar'ın soyundan gelen Lena işte e, Saha Yakutların devamı, devam olduğu e, bir kültürdür bu. E, Lena yazıtları işte e, şeyde Talas e, topraklarında Kırgızistan, Kazakistan güneyi oralarda da e, Talas yazıtları var. İşte Kuzey Kafkasya'da var. E, i̇şte Avrupa'da var. E, Türkiye'de var. Yani e, Türkiye'de eski Türk yazıtlarının m, bulunuşundan e, bahsetmek suretiyle bilimsel makaleler hani sosyal medyadaki paylaşımlar değil, bilimsel makaleler 1970'lerin sonunda yazılmıştır Sovyetler'de, Sovyet Türkologları tarafından. E, o zamanlar bunlar tartışmışlar bu yani bu bu konular önemli. Mesela Türkolojinin Batı anlamındaki kurucusu gene Sibirya'da araştırmalarda bulunmuş, Altay'da. Ee, ve bu insan aynı zaman tebliğci bir insan. Yani misyoner bir insan. Hı, hı. Radlof, Alman asıllı. Ee, yani Türkolojinin kurucusu bir Alman diyebiliriz. Yani <laughs> tabii. Yani bu çok önemli. Ee, ve bu Radlov yani Rusçası Vasily Radlov, Vasily Vasilyevich ama e, orijinal adı e, Wilhelm e, Radlov. E, o e, bin, al, 1863 yılında Hakas'a geçiyor. Altay Dağları'nı aşıyor ve Hakas'a geçiyor ve orada da kayıtlar yapıyor. E, oradaki yerli Türklerle ilgili. E, amacı ne? E, yani Verbitski olsun o olsun başka birçok e, tebligatçı var. Yani misyoner var o bölgeye giden. Hı hı. Ha bunların işi e, yerli Türkleri Tek Allah iman, inan inancına davet etmek yani tebliğ etmek dini tebliğ etmek e, Sayakuta da gitmişler e, bu insanlar çünkü Tek Allah'a inanan e, Rus Ortodoks Kilisesi kapsamında görevli olarak oraya gitmiş ha, o kapsamda gitmeyen araştırmacılar da var yani sırf onlardan oluşuyor demek de doğru olmaz ama e, bu kapsamda gidenler de var İşte bu şamanizm denen ee, bu inançı siz bırakın, e, tek Allah'a iman edin şeklinde davet e, yapıyorlardı. E, Tabi bu bu da kolay bir süreç olmadı. Yani e, bir karmaşık bir süreç. Yani burada da e, ak tamamen ya tamamen kara da diyemiyoruz. Sosyal bilimlerde zaten böyle. Yani bir şeyi değerlendirirken illaki %100 böyledir demek çok zor. Yanlış. Yani çünkü içinde farklı katmanlar çıkıyor. Kazıdıkça başka başka şeyler çıkıyorlar. Yani böyle bir e, durum var. E, o yüzden ha bir örnek vermek gerekirse mesela e, Sovyetler yıkılmış. Rusya Federasyonu ortada. Fakat Rusya Federasyonu Sovyetleri sadece kötü ya da sadece iyi diye değerlendirmiyor. Yani orada iyi taraflar da var. Orada çok korkunç taraflar da vardı. Yani bunların hepsini değerlendirmek zorundasın. Eğer ki tarafsız bir e, sosyal bilimciysen Amacın e, gerçekleri ortaya, ortaya çıkarabilmekse e, ve oradan çıkarabiliyorsun yani oradan çok e, yani utanılacak şeyler de çıkarabiliyorsun e, çok da ileri şeyler de çıkarabiliyorsun ha bunların orantılarına bakacaksın o da başka bir konu ya da neler yapmışlar yani izlemeye ya da takip etmeye, araştırmaya değer mi değmez mi? Günümüzdeki uygulamalar bakımından örnek alabileceğimiz şeyler var mı, unsurlar yok mu? Ona bakmak lazım bence daha çok. işte o dönemde gelmişler ve biraz zorlanmışlar. Yani oradaki yerli Türklerin inanç dünyası çok tanrıcı. Yani bunu bizim Türkologlar her ne kadar kabul etmezse bile böyle bir gerçeklik var. Ha bunu 19. yüzyılda Polonya'slı asılı Seroşevski de anlatıyor Saha Yakutları konusunda. Saha Yakutlarının şöyle bir özelliği var. Bir de onların yanında yaşayan Dolganlar var. Dolganlar da en kuzeyde yaşayan Türklerden. Yani Türk dünyasını düşündüğümüz zaman en kuzeyde sahaya Saha Yakut ve Saha Yakut'un hem içinde hem dışında Dolganlar yaşıyor. Hem Saha Yakutlara yaşıyor. Bunlar kuru kanların devamı ama tabii oraya geldiği zaman oradaki yerli kültür de var. Ee, Sibiryan, kuzey Sibirya'nın yerlisi e, kültürleri var, medeniyet var. Onlarla etkileşim haline geliyor ama atını korumuş oluyor. Yani kuzey e, e, topraklara geldiğiniz zaman öyle bir soğuk ki yani orada e, böyle at yetiştirmek, işte koyunculuk yapmak, e, hayvancılık yapmak kolay değil. Ama siz güneyden geldiğiniz için o kültürü beraber götürüyorsunuz oraya. Ve günümüzde bile kımız kültürü yaşıyor. Dolayısıyla kımız kültürü 21. yüzyılda yaşıyorsa Türk dünyasında bu daha Herodot dönemine kadar gidebiliyor. Yani Herodot döneminde önce 5. yüzyıldan itibaren Karadeniz etrafındaki yaşayan İskitler'de kımız kültüründen bahsediyorsa... ...ve biz 21. yüzyılda da Türk dünyasında ama geleneksel olarak yani sonradan fabrikasyon anlamında değil... ...geleneksel olarak kımız kültüründen bahsedebiliyorsak o zaman buyurun size bir kültürel e, devamlık süreci sosyokültürel hatta diyebiliriz buna bir devamlık süreci. Kim ne derse desin. Yani e, işte İskitliler Hint Avrupalıdır. işte İskitliler şöyledir böyledir denmesine rağmen e, kımızı sadece kımıza diğer konulara da girebiliriz ama sadece kımızı aldığımız zaman bunlara en yakın duran e, hangi halklar e, diye düşündüğümüz zaman aşağı yukarı tablo. Ortaya çıkıyor. Yani göçebe halklar, hayvancılıkla uğraşan halklar ve bunlar e, Türk de olabilir, Moğol da olabilir. E, ama bunlara hepsine Altay halkları diyebiliriz. Hocam şu an Sibirya'da yaşayan insanlar nasıl yaşamlarını sürdürüyorlar? Yani çok soğuk ve zor bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tabii. E, nasıl orada yaşam? Bize bize yani 2019'daki Sibirya yaşamından biraz bahsedebilir misiniz? Hmm, Sibirya'da e, dediğiniz gibi yaşam şartları zor. Ee, yaşam şartları zor ama kalpleri sıcak. <laughs> Böyle diyelim. Yani niye? Çünkü e, soğuk iklimin e, sıcak kalpli insanları e, yaşıyor orada. İster dışarıdan gelmiş olsun, ister orada yerli olsa olsun. E, o kültürü e, bir şekilde yaşatıyorlar. E, çünkü etkileşime giriyorlar. Yani hiç kimse e, tarihinin hiçbir döneminde etkileşimden muaf değildir. Ve etkileşim e, ee, sosyolojide ya da sosyal bilimlerde kabul edildiği gibi tek taraflı değildir hiçbir zaman. Mutlaka iki taraflıdır. Alış varsa, varsa veriş de vardır. Veriş varsa alış da vardır. Bu hep böyle iki taraflıdır. Tek taraflı değildir. Ha bazen de öyle anlatmaya çalışıyorlar. İşte Hint Avrupalı halklar geldi, Aryanlar geldi, işte oradaki yerli halklar etkilemiş, onlar da işte oradan medeniyet almışlar şeklinde. Böyle biraz Avrupa santrik yaklaşımlar olabiliyor. Ama e, bunun özünde tabii e, şunun olması lazım. E, etkileşim her zaman iki taraflıdır. Hiçbir kimse e, etkileşimden muaf değildir. Hiçbir sosyal unsur hı hı. E, muaf değildir. Dolayısıyla e, ki günümüzde e, Rusya'ya bakalım e, içinde birçok Türkizmler var. Yani Türkçeden de alınmış, Türk dillerinden de alınmış e, kelimeler var, sözcükler var ya da sözler var, e, kavramlar var. Aynı şekilde Türkçe'ye bakalım, Farsçadan, işte Arapçadan, oradan buradan Yunanca'dan, Ermeniçeden alınmış kavramlar var, sözcükler var. Bunlar hepsi işte etkileşimi gösteriyor. Ya da Rusçaya mesela "hazine kavramı" diye bir kavram var, geçmiş, kazna olmuş. Bu normalde Türkçe olmayan bir kavram ama Türkçe üzerinden oraya geçmiş. Yani böyle gene karmaşık bir süreç. Yani direkt bir geçiş yok. Yani bunlar hep e, ne civarına ne ne? işte incelenmesi gereken e, üzerinde düşünülmesi konular gereken dediğimiz. konular. Ha sosyal hayata gelince ya da ekonomik hayata gelince e, Rusya'nın ortalaması yüzde, e, yüzde 73 civarında şehirli nüfusla oluşur. E, Hakaz Cumhuriyetine gelince yüzde 76'sı şehirli nüfusla oluşuyor. Ama yerli Türklere gelince bizim hakaslara gelince Hakas Cumhuriyetinin içerisinde yüzde 60 kırsal kesimde yaşıyor Hakkaslar aşağı yukarı yüzde Son dönemde hızlı bir göç yaşanıyor. Bu e, yani dünyadaki bir e, ne diyorlar trend. Tabi bu sadece Rusya'da yani aynı olay Türkiye'de de var. Ha, ya. Şehir ya köyden şehre gö, Hı. göç var. Ha tabi Türkiye'de de e, köy-kent e, projeleri vardı. Bu Sovyetler zamanında denilmiştir. Yani Sovyetler zamanında belki de Türkiye'de oradan kopyalamış ya da onlar buradan kopyalamış Onu tam bilemeyiz. Araştırmak lazım bunun için ama. Sovyetler'de de böyle bir uygulama yapılmıştır yani köy-kent şeklinde hani amacı neydi amacı şu belki de bir anlamda e, köyden e, şehre göçü frenlemek e, iki e, şehirden köye doğru teşvik etmek göçü e, üç e, köy e, yaşam şartlarını öyle bir iyileştirmek ki geliştirmek ki e, şehirden bir farkı kalmasın yani insan bir e, eziklik kompleksine kapılmasın şeklinde. Ee, o yüzden işte köylerde, ister küçük olsun, ister büyük olsun, ee, köylerde, yani Sovyetler zamanında e, şeyler yapılmış, kütüphaneler yapılmış, e, kapalı spor salonları yapılmış, e, okullar dikilmiş vesaire. E, bütün bunlar çalışmalar, hatta merkez ısıtma, bir merkezden ısıtma, ısıtmayan bütün mesela yerleşim yeri, bir yerden ısıtma e, çalışmaları yapılmış. Daha sonra Rusya Federasyonu'na geçiş döneminde, bunlar tabii bu sistem çökmüş şu anda Rusya Federasyonu'nda bu çalışmalar yapılıyor. o Sovyetler'deki seviyeyi yakalayabilmek için. Ama tabii çok yatırım isteyen bir alan bu. büyük yatırımları isteyen. yani dolayısıyla belki gelecekte de olabilir. Yani Hocam şimdi belirli bir süremiz kaldı. Ben de süreyi çok tasarruflu kullanmaya evet. çalışıyorum. Ee, programın daha doğrusu sizde program başlamadan önce de bir şamanizmden bahsetmiştik. Siz de biraz önce bir şamanizm lafını kullandınız. Eminim çoğu insanın çok merak ettiği bir konudur. Şaman, şamanizm nedir? Bize bu programın geri kalan kısmında biraz şamanizmden ve şamanlıktan bahseder misiniz hocam? Yani nereden yani, başlangıcından itibaren böyle özet özet kısa kısa bilgiler şeklinde? Yani bu şamanizm konusu tabii günümüzde bile tartışılan bir konu. Hı hı. Onu e, evvela onu belirtelim. E, şamanizmin yaşı konusunda değişik görüşler var ama e, ortalama e, Paleolitik dönemden itibaren. Yani aşağı yukarı işte 40 bin yıldan beri var. Şimdi 40 bin yani 25 de olabilir 40 da olabilir bunu neden nasıl ifade edebiliyoruz? Kuzey Amerika'ya Güney Amerika'ya bakarak. Hı. Eğer Kuzey Amerika'da Güney Amerika'da şamanizm varsa günümüzde ve şamanlar varsa ve şaman davulu tür dediğimiz şaman davulu kullanılabiliyorsa ve bu davul ile bu davul Sibirya'daki şamanların davuluyla benziyorsa o zaman bir ortaklık var. Yani genetik araştırmaları bir tarafa e, kültürel araştırmalardan yola çıkarak böyle bir benzerlik görebiliyorum değil mi? O zaman e, şamanizm çok eski bir tarihe kadar gidiyor. Yani bu berin boğazının yapısıyla ilgili, oradaki ka toprak kaymalarıyla ilgili, e, ne diyorlar, jeolojik <laughs> süreçlerle ilgili de olabilir ama... E, o, onla, ...o süreçlerin yaşandığı dönem aşağı yukarı tahmin edilebiliyor. İşte o tahmin edilebileceği süreçlerin yaşandığı döneme kadar geriye götürebiliyoruz şamanizmi. Ee, dolayısıyla şamanizm yani dünkü olay değil. Nedir çok, hocam çok peki şamanizm? Eski. Yani... Şamanizmde e, bazıları şamanizmi sadece trans olayıyla sınırlı görmek istiyorlar. E, fakat sınırlı görünce şöyle bir sıkıntı oluyor. E, koskocaman ve karma karmaşık bir e, kap karmaşık bir şamanizm, şamanlık ya da kamlık Türkçesi e, olayını bir e, ayine indirgemek, bir tapınım sürecine ibadet sürecine kilitlemek gibi bir şey yani ki oysa ki biz biliyoruz ki herhangi bir inanç sistemine yani dini e, bizler e, tapınım sürecine e, eşleri göremiyoruz yani onunla sınırlı göremiyoruz çünkü biliyoruz ki e, tek tanrılı inanç sistemleri ya da dinler e, ibadetin dışında da çok karmaşık bir ve zengin bir kültür ya da medeniyet de gibidir. Aynı şey şamanizm için de geçerli. Şaman kavramı Tungus Mançu dilinden çıkmıştır. Ha bazıları onu çıramana bilmem şeylere götürmeye çalışıyorlar ama o biraz e, bence zorlama niye? Çünkü saşa şa fiili var. E, Altay dillerinde. E, Tungus Mançu dilleri de Altay dillerine ait. E, ve Tungus Mançu dillerinin içerisinde günümüzde mesela alalım, e, ne giderler var. Ee, işte Rusya'nın uzak doğusunda yaşıyorlar. Yani Sibirya'da yaşıyorlar. Ee, Udegeler var. Vesaire halklar var. Bunlarda hala bu e, kavramlar, bu etimolojiler yaşıyor. Ha! Türk dilleri ya da Moğol dilleri e, bunlar nerede duruyor? Bu süreç, bu e, kültürel e, daire içerisinde nerede duruyor? Altay kültür çevresinin içinde. Dolayısıyla e, yani her ne kadar araştırmacı Şaman Türkçe değil kardeşim <laughs> diyorsa yani bilimsel olarak tam olmazsa bile haklıdır. Tam olmazsa bile haklıdır. E, tamam mı? E, ama onu da belirteceğim daha sonra. Tam olarak olmazsa bile haklıdır. Çünkü Türkçe değil ama Altaycadır. Dolayısıyla Türkçe de Altayca, Moğolca da Altayca, eee Korece de Altayca, Tunguz Mançurca da Altayca. Dolayısıyla birkaç kuşak önce sana ait. Yani oradan kurtuluşu yok. Şaman kavramından bir defa kurtuluşu yok. Hocam günümüzde hala şaman geleneklerinin devam ettiği yerler olduğunu söylüyorlar. Tabii. Emin değilim yanlışım varsa düzeltin beni. Mesela tahtaya üç kere vurma bir şaman geleneğiydi diyorlar. Onun dışında kurşun döktürme de bir şaman geleneğiydi diyorlar. Geçmişten günümüzde hala bizim şu anda da bilmeden yaptığımız şaman gelenekleri var mı? Ee, var. Çok çok var. Yani mesela belki de en barizi. Ee, çaput bağlamak. Dilek ağaçlarına çaput bağlamak. Yani bunlar e, kullandığınız teknik e, içine yükleme, yüklemekte olduğunuz anlamlarda değişiklik meydana gelebilir. Ama o uygulama yaşar. Pratik yaşar. Dolayısıyla e, oradan anladığınız anlam e, algı değişebilir. Ama o uygulama devam eder. Bu uygulama devam ettiği zaman bu uygulamanın benzerini Anadolu topraklarından çıkıp yani Türkiye topraklarından çıkıp işte 5000, 6000, 6 bin, 7 bin, 8 bin, 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 kilometre Kuzey Doğu'ya gittiğiniz zaman gene aynısını görüyorsunuz. Hiçbir değişiklik yok uygulama itibariyle. Sadece yüklenen anlam değişik. Yani esasında ya da özünde Türklerin göçleri belli. Tarihi de belli Anadolu topraklarına. Yani 1071'den itibaren girilmiş. Ama ondan önce de gelenler var. Hem de asırlar önce de gelenler var. Ama esas kitle 1071'den sonra gelmiştir. Ee, şimdi e, siz böyle bu şekilde ilerlerken yani e, bizim Türk halkları, yani Türkler bu hal, bu şekilde ilerlerken aynı zaman ne yapıyorlar? E, Orta Asya'daki e, ya da Sibirya'daki hmm. kültürünü getiriyorlar. Yanında. Ha başka halklarla etkileşiyor, başka kültürlerle, medeniyetlerle etkileşiyor ama Gene de gidiyor ve çaputunu bağlıyor. Orta Doğu'da da var bu, yani çaput bağlama. Bu Avrupa'da da var çaput bağlama. Ee, ya da taş kültü. Şamalı içinde mesela taş kültü var. İnsanlar ne yapıyor? Ee, yani taşa tapılmaz diyorlar ama taşa dokunmak istiyor. Ee, taşa acayip bir e, hürmet gösteriyor. Ha bu bazı dinlerde taş önemli. Hatta o taşa dokunan bir şey insanlar birbirini ezebiliyor. Ee, dolayısıyla buradan da Herhangi bir din aldığımız zaman taş kültü, ki şamanizmin içinde de o var, apaçık görebiliyoruz yani. Hatta o bazı taşlar o kadar önemli ki siz o taşlardan koparıp yanınızda bulundurmak istiyorsunuz. Ya da bir binaya monte ediyorsunuz. Yani o kadar önemli sizler için. İşte bu apaçık bir şamanizmden gelen bir taş kültü şeklinde. Mezarlık diyelim. Mezarlıklar insanlar hani böyle gider gelir. Mezarlıklara niye gider insanlar? Değil mi yani? Ziyar normalde mi? E, tek tanrılı dinlerde yok böyle bir şey. Klasik anlamda yok. Ama insanlar gider. Niye? Çünkü şamanizmden geliyor. Yani uygulama olarak yapıyor. Ha teknik değişebilir, yüklediğiniz anlam, kullandığınız araçlar değişebilir, e, okuduğunuz dualar bile değişebilir. Ama uygulama devam eder. Yani e, çünkü yüklediğiniz anlam değişebilir zaman içerisinde. Bilmiyorum bu... ben bunu ilk <gülüyor> defa <gülüyor> şu an öğrendim. Bilmiyorum değil değil bunu. Yani insanlar mezarlığa, türbelere niye koşuyor? Yani biz biliyoruz böyle bir gerçeklik var. Bu Hristiyan Türkleri de var, bu Müslüman Türkleri de var, bu Budist Türkleri de var, bu Şaman Türkleri de var. Hatta ateist Türkleri de var. <laughs> yani herkes koşuyor. Yani e, ne olur ne olmaz zihniyete çalışıyor <laughs> Hani tut, ya tutarsa şeklinde. Hani bu hep bildiğimiz bu. Ya tutarsa şeklindeki e, mantık yürütme şeyi e, düşüncesi e, tut yani o, bir zeval gelmesin diye zamanda bir tedbirimizi alalım diyor insan. Ya da insanlar Dolayısıyla böyle bir kültür var. Ee, günümüzde işte bir insan gidiyorsa işte arkasına su dökmek. Ben bunun araştırması yani doktora tezi e, hazırlarken e, araştırmalar yapmıştım e, ve Hakaslar'da da e, giden insan arkasına su döküldüğünü tespit ettim. Hatta diyebilirim ki e, Sibirya'da e, hiçbir e, halk bilimci bunu tespit etmiş değil. Anadolu'da var ama Sibirya'da e, bunu kimse tespit etmiş değil yani ya böyle bir e, şey var e, saha araştırmaları esnasında yani alan araştırmaları esnasında ama bu e, şamanizm öyle bir karmaşık bir e, kültür ki ve inanç kültürü iki e, daha çok çok e, araştırmamız gerekecek Tabii. Ve Sol nokta konumuz değil o bakımdan mesela Macar asıllı e, şaman araştırmacılar var Vilmos e, Geósegy mesela Vilmos Geósegy diyor ki Kungarolojiden bahsedebilmemiz için şamanizm araştırmamız lazım. Ee, aynı şekilde işte Profesör e, Doktor e, Özkul Çovanoğlu bu tespiti, Macarların bu tespitini Türkoloji için de geçerli olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Türkolojiden bahsedebilmemiz için şamanizmi araştırmamız şart. Hocam çok vaktimiz kalmadı, hatta vaktimiz bitti. Fakat şamanizm konusunu tam anlamıyla konuşamadık. Buradan biz bir söz alalım sizden. Bir gün sadece bir programımızı programımızı şamanizme Ayralım sizin için de uygun olursa yani İlerleyen şey bir ilerleyen bir süreçtir. Çok teşekkür ediyorum hocam kırmadınız bugün e, konuğumuz oldunuz bizim e, efendim Berkay Bıçak'ta işte, Türk Dünyası Programının e, sonuna geldik. E, bu hafta e, programımızda e, Türk Soy'dan Doktor Timur e, Devletov'u konuk ettik. Bize kendisi Sibirya'dan bahsetti. Onun dışında Hakas Cumhuriyeti'nden ve az bir sürede olsa Şamanizm'den bahsetti. Biz bir program sözü aldı kendisinden. İnşallah haftaya ilerleyen süreçte bir kere daha kendisi konumuz olur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bir sonraki Berkay Birgeç'te Türk Dünyası programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.